Komodo ejderleri dünyamızda yaşayan en büyük kertenkeleler konumundadır ve ilginizi çekebilecek olan şaşırtıcı beceri ve özelliklere sahiptirler. Ancak kendi iyiliğiniz için en iyisi onları gerçekte görmek yerine videolardan öğrenmeyi tercih edin. Daha önce bir komodo ejderinin avına nasıl saldırdığını görmediyseniz arkanıza yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Neler var neler. Yufka yüreklileri kenara alalım ve hazırsanız başlayalım. İşte karşınızda her gördüğünü yiyen komodo ejderi. Komodo ve geyik. Bu zavallı geyik sahil kenarında takılmaya gitmişti ki karnı aç olan bir komodo ejderine denk geldi. Devamında ne oldu dersiniz? Öğle yemeğini evde unutan ejder bu açığı geyikle kapamaya karar verdi tabii. Komodo ejderinin geyiği nasıl parçaladığını görmek mümkün. Geyik şimdiye ölmüş olmalı ancak kesin olan bir şey var ki ejderler yemeye başladığında henüz ölmemişti. Komodo ejderleri soğukkanlı hayvanlar olduklarından gündüz vakti daha aktiflerdir. Yağmur sezonundaysa geyiklerin daha aktif hale geldiği ve sahillerde göründüğü bilinir. Bu geyik de onlardan biri. Zavallı arkadaşımız suya girmiş ferahlamaya çalışıyordu ki komodo can kurtaranlar durumu yanlış anladı ve geyiği yemek üzere üzerine atladılar. Buradaysa erkek bir komodo ejderinin birkaç gün önce aldığı ısırıktan dolayı yaralanmış ve zayıf düşmüş olan geyiği takip ettiği görülüyor. Geyik, bakteriyel enfeksiyondan dolayı hastalanmaya başladığında komodo geyiği öldürme ve yeme vaktinin geldiğine karar veriyor. Geyik kaçmaya çalışsa da komodonun onu bırakacak gibi bir hali yok. Buradaysa küçük bir komodo ejderinin yine nispeten genç bir geyiğe yaklaştığı görülüyor. Yavru geyik komodoya bir kere vurmayı deniyor ancak başarılı olamıyor. Bizim acımasız sürüngenler de iki kişi olunca geyiği köşeye sıkıştırıyorlar. Orada öylece duran büyük hayvan iki komodo ejderini umursamıyor bile. Küçük geyik akıllılık edip büyük hayvanın arkasına geçiyor ki komodo ejderleri ona yaklaşamasın. Peki ama böyle daha ne kadar devam edecek? Komodo ve maymun. Bu görüntülerde bir komodo ejderinin bir maymun yakaladığını ancak maymunu arkadaşıyla paylaşmak istemediğini görüyoruz. Bu yüzden avını kapıyor ve yalnız yemek üzere oradan kaçıyor. Diğer komodo ejderinin bu durumdan pek hoşnut olduğunu sanmıyoruz. Ejderlerin bu kadar bencil olduğunun farkında değildik. Onları hep beraber yerken gördük, ondandır belki. Buradaki maymunun akıbeti daha başından belli. Baksanıza 4 komodo ejderi tarafından nasıl da sarılmış. Sıkıntı şu, ejderlerin hepsi çok aç ve hepsi maymundan yemek istiyor. Ağaçlardan düşen maymunlar komodo ejderleri tarafından yenir. Buradaki komodo ejderi de ağaçtan düşen maymunu ıskalamıyor ve hiç vakit kaybetmeden onu mideye indiriyor. Maymun için epey şanssız bir durum olsa da hayat çarkı böyle işliyor. Yapacak bir şey yok. Komodo yamyamlı. Komodo ejderleri önlerine çıkan her şeyi yiyeceklerdir. Her şeyi. Bu diğer bir kertenkele ve hatta diğer bir komodo ejderi olsa bile emin olun karnı aç olan bir komodo ejderine fark etmez. Buradaysa aynı durumdan birine şahit oluyoruz. Bu görüntülerde büyük bir komodo ejderinin küçük bir komodo ejderine zorbalık yaptığı görülüyor. Ama ufak arkadaşımızın büyük ejderle başa çıkmak gibi bir şansı yok. Bu dövüşün sonu başından belli gibi ve muhtemelen büyük komodonun küçük olanı yemesiyle sonlanacak. Yetişkin komodo ejderleri yamyamlık yapmaya oldukça yatkındır. Öyle ki beslenme düzenlerinin %10 civarını yavru komodo ejderleri oluşturur. Bundan dolayı yavru komodo ejderleri yaşamlarının ilk senelerini ağaçlar üstünde geçirir. Pençeleri sayesinde çok iyi tırmanırlar ancak bu durum sadece yavru komodolar için geçerlidir. Yetişkinlerse ağaç tepelerinde olmak için biraz fazla büyük kaçar. Bu kadar büyük olunca da ağaca falan çıkmaları gerekmez zaten. Bu görüntülerde küçük bir komodo ejderinin diğer bir komodo ejderi tarafından canlı canlı yendiğine şahit oluyoruz. Komodo ejderleri fırsatçı avcılar olduklarından dolayı beslenme düzenlerinde envai çeşit hayvana rastlamak mümkün. Geyik, bufalo, maymun, kuşlar, domuzlar, keçiler, böcekler ve hatta insanlar diye uzar gider bu liste. Fırsatını bulduklarında da kendi türlerini öldürüp yemekten geri durmazlar. Komodo ve yılan. Burada büyük bir erkek komodonun ölmüş bir yılan tükettiği görülüyor. Komodonun yılanı nasıl da saniyeler içinde silip süpürdüğü dikkat çekiyor. Bu yılanın şekli ve rengine bakacak olursak, onun kısmen ölümcül olan bir çıngıraklı yılan olduğunu söyleyebiliriz. Komodo Ulusal Parkı'nda 12 farklı çeşit yılan türü vardır. Bunlardan 3'ü ise zehirlidir. Tüküren kobra, çıngıraklı yılan ve yeşil Güney Asya yılanı. Yani yılanlar zehirli falan ama mesele komodolara gelince o kadar da sesleri çıkmıyor gibi. Baksanıza, buradaki komodo ejderi yılanı nasıl da sağa sola vuruyor. Yılan pek büyük değil tabii ama bu yine de yılan olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Burada görmüş olduğumuz kobra yılanı bir komodo ejderi ile girmiş olduğu kavgadan sıyrılmaya çalışıyor. Komodo kobranın zehrine karşı bağışık mı bilmiyoruz. Bu bir şeyleri değiştirir mi? Orası da meçhul. Ama o da ne? Kobra kaşla göz arasında büyük kertenkeleye okkalı bir darbe indirmeye başarıyor. Ancak en sonunda kavgada üstün gelen ve karnını doyuran taraf komodo ejderi oluyor. Komodo ve fare. Yani küçük bir fare bizim destansı komodo için olsa olsa ara sıcak olur. Ancak gördüğü her şeyi yiyen bir manyak olduğundan mıdır nedir? Bizim komodo karşısına çıkan bu fareyi boş geçmiyor ve kaşla göz arasında mideye indiriveriyor. Komodo ejderlerinin acımasız avcılar kadar yamyam olduklarını da biliyoruz. Bundan dolayı anne komodoların kendi yavrularını bile yediği biliniyor. Yavru komodo ejderlerinin yetişkinlerden kaçmak için genelde ağaçlarda 2-3 yıl geçirdiğini de biliyoruz. Bu süreçte ise gecko benzeri küçük kertenkeleler, kuşlar ve farelerle besleniyorlar. Bu durum hiç insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. Besin zincirini dengede tutmak için doğal seçilimin büyüsünü konuşturması diyebiliriz. Burada görmüş olduğumuz genç komodo ejderi yolda yürürken karşısına çıkan fareyi es geçmiyor. Fareyi saniyeler içinde yutuyor ve karnını bir güzel doyuruyor. Komodo ve vatoz. Komodo ejderleri her şeyi yerde, vatoz ne alaka değil mi? Evet, komodo ejderleri vatozda yiyor. Bu fotoğrafta bir komodonun bir vatozu tam olarak nasıl yediği ise net bir şekilde belli. Baksanıza, vatozu nasıl da bütün halde yutuyor. Komodo ejderlerinin farklı farklı hayvanları avladığını ve yediğini gördük ama böylesini ilk kez görüyoruz. Komodo ejderlerinin karşılarına çıkan her şeyi yediği doğruymuş demek. Sürüngenler dünyasının etçili koca çocukları bunlar. Taze olsun, ölü olsun fark etmez. Et olsun yeter. Ağız boşluğu tıpkı bir timsah gibi geniş olduğu için yemeğini çiğnemeden tüketebiliyor. Görmüş olduğumuz komodo ejderlerinin de karşısına çıkan vatozu sudan çıkardığında yaptığı şey tam olarak bu. Şimdi ise Komodo adı verilen köyün oralardayız. Bu seferki Komodo, balıkçının düşürdüğü bir vatozla nasipleniyor ve vatozu sudan çıkardığı gibi ormana götürüyor ve bütün halde yutuyor. Buradaki komodo ise sahilde yürüyüş yaptığı esnada ölü bir vatoza denk geliyor. Canına minnet. Dur şunun bir tadına bakayım diyor ama vatozun tadını o kadar beğenmiyor. Beğenmeyince de kenara atıyor. Buradaki arkadaşlarımız da bir vatoza denk geliyor ve hızlıca atıştırmaya karar veriyor. Komodoların sahilde vatoza denk gelmesi o kadar da nadir rastlanan bir durum değil gibi. Kim bilir belki de deniz kenarına vatoz bulmak için gidiyorlardır. Komodo ve elk. Bu acımasız komodo ejderinin bir geyik türü olan elki kıskacını alması fazla uzun sürmüyor. Ancak geyik bir noktada komodonun kıskacından kaçmayı başarıyor ve deli danalar gibi koşuyor. Fazla uzağa gidemeyeceği belli ve gidemiyor da. Çok geçmeden komodo ve birkaç arkadaşı geliyor ve elki canlı canlı yemeye başlıyor. Komodo ve balık. Tıpkı az önce vatoz yutan komodolarda olduğu gibi burada görmüş olduğumuz komodo da sahil kenarında bir balık buluyor ve onu ormana götürüp bir bütün halde yutuyor. Bir vatoz yemesine şaşırdıysanız bir köpek balığı yemesine ne yapardınız bilmiyoruz. Baksanıza şuna, sudan çektiği köpek balığını nasıl da tek atıyor. Bu komodo ejderi için de menüde bir köpek balığı var. Komodonun ölü köpek balığını yutması fazla uzun sürmüyor. Komodo ve insan. Bu komodo oradaki adamın peşinde mi acaba? Adam da böylesine ölümcül bir hayvana bu kadar yakın durarak önemli bir risk alıyor. Heyecan arıyor galiba. Aman dikkat! Steve Irwin mesela risk almayı severdi rahmetli. Bu yüzden bu görüntülerde bir komodo ejderinin yanı başına uzanmış olmasına şaşırmıyoruz. İnsanların komodo ejderlerinin saldırısına uğradığı, onlar tarafından öldürüldüğü ve yendiği biliniyor. Komodo ejderleri de az değil tabi şimdi. Hiçbir şeyden habersiz avlarına saldırıyor ve jilet gibi keskin dişleriyle avlarını parçalıyorlar. Bu koca kertenkele saatte 25 kilometre gibi yüksek hızlarda koştuklarını da söyleyelim. Bir çita değiller tabii ama anladınız siz. İnsanlara da pek bayılmadıkları belli. Hatta 1970'lerden beri aşağı yukarı 10 insanın ölümüne yol açtıkları biliniyor. Ancak bir kıyas yapmamız gerekirse sürüngenler kralı timsahların her yıl yaklaşık 1000 insan öldürdüğünü söyleyebiliriz. Bu insanların çoğu, hadi 700 civarı diyelim, Afrika'daki Nil timsahları tarafından öldürülüyor. Japonların yaptığı bu çılgın televizyon programından bir kesite bakalım. Format gereği midir nedir? Görmüş olduğumuz kadının komodo ejderinden kaçması gerekiyor. Kadının sırtına ip bağlı ve ucunda bir yem var. Yani komodo kadını derecesine kovalıyor. Ödül ne acaba? Siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey yapar mıydınız? Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.